Merhaba sevgili arkadaşlar, Space Talk'tan bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğum Cezmi Baskın. Cezmi abi hoş geldin. Sağ ol Cezmi, sağ ol Yunus'cum. Abi seni Londra'da görmek bizi çok mutlu etti. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Yani bir şey söyleyeyim mi? Londra bizi böyle bir tuhaf yaptı yani. Bu olanaklar, bu güzellikler, bu gençlere açılan bu pencereler insanlara umut veriyor. Aha. Keşke bu bizim ülkemizde de olabilse. Çok güzel şeyler bunlar. Sosyal medyayla aran mısın? Sosyal medya bizim yaştaki insanlar için biraz uzak bir şey ama mümkün olduğunca eklemlenmeye çalışıyoruz. Ama çok becerdiğimi söyleyemem. Ama ne yalan söyleyeyim, bak şimdi Instagram'ı ben baktım. Tamam, gayet karizmatik fotoğraflar atılıyor. Evet. Oraya efektler veriliyor, gayet güzel güzel. Gayet güzel bir şey. Evet ama yani ne kadar faydalı oluyor, bizim insanlarımıza ne kadar fazla ulaşabiliyoruz, bu konuda tereddütlerim var hala. Hı-hı. Bir de tabii bu internet hikayesi ya da bu iletişimler bizim çok ilerimizde şeyler. Bizim nesil pek bunlara ulaşamıyor. Evet. Yani biz hala kendi cep telefonumuzu bile evirip çeviremiyoruz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Öğrenmenin yaşı yok. Yok, kesinlikle. Peki şimdi biliyorsun şu an YouTube'dayız. Evet. YouTube artık böyle herkesin bir kanalı var. Herkes bir şekilde YouTube'a içerik üretmeye çalışıyor. Güzel içerikler yapan var, farklı içerikler üretenler var. Bu anlamda ne düşünüyorsun? Artık televizyondan değil de internetten bazı şeylerin izlenmesi konusunda. Enteresan. Ben de bazı kanalları takip ediyorum. Biraz da öğretici olmaya başladığı konusunda algılarım var. Yani YouTube herkesin ilgilendiği konuda bir bilgi dağarcığı da oluşturuyor gibi geliyor bana. Yani ne bileyim ben çiçek yetiştirmek üzerine bir merakın varsa o konuda arıyorsun ve bir sürü çiçek yetiştiren insanın fikirlerini ve yöntemlerini öğreniyorsun. Bu bir sadece insan ilişkileri kurmak açısından değil de bilgi dağarcığı olma yolları da gösteriyor gibi geldi bana. Bayağı böyle şey yani baktığında mesela çiçek yetiştirmekten de en başa alıyorsun. Mesela tohumu nereden alabilirsin? Aynen. Toprak ne tarz toprak olacak? Aynen, hani aynen. Çiçek büyüdüğü zaman ne çıkacak? Her şeyi sana anlatıyor. Anlatıyor. Herkesin fikri var bu konuda. Yani bir sürü insan o konuda fikirlerini üretiyor, söylüyor. Sen de onlardan, ondan biraz alarak kendine bir fikir ediniyorsun. Bu çok güzel bir şey. Yani eskiden bunları yapmak için kütüphaneye gidip bir sürü kitap karıştırmak gerekiyordu. Şimdi artık insanların birebir kendilerinden öğrenebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir olay aslında. Çok güzel bir olay. Bir de iyi şekilde değerlendirildiği zaman evet. Güzel sonuçlara da çıkabiliyor. Evet. Peki Türkiye'deki özellikle genç neslin bu kadar sosyal medyaya yoğun olması konusunda ne düşünüyorsun? Biraz asosyalleştiğimizi düşünüyor musun? Yoksa hani biraz içimize mi kapandık acaba, yoksa tam tersi aslında içimize açık, daha çok dışarıya açıldık ama biz mi farkında değiliz gençler olarak mesela? Teknolojik açıdan dışarıya açıldığımız kesin ama daha konularda, daha duygusal konularda bu hayatımızı biraz, hayatımızı da benim etkiliyor. Yani şimdi otururken konuşma bittikten sonra hemen elimize telefonlarımızı alıp kendi telefon dünyamıza, internet dünyamıza dönüyoruz. Burada da bir asosyal durum söz konusu oluyor. Eskiden eleştirirdim bunu. Yani bakardım ki karı koca yemek yemişler, hiç konuşmuyorlar. Şimdi bakıyorum yemek yemişler, hiç konuşmuyorlar ama devamlı ellerinde bir telefon var. Bu biraz bizim nesil için biraz uzak bir şey ama durumlar gereksinimlerden doğan bir şeyler anladım. Ben aslında şikayetçiyim. Şu anlamda şikayetçiyim. Şimdi anne ve babam habire şey der, siz çok telefonla oynuyorsunuz. İşte sosyal medya, her dakika telefon. Ama bir yerde fark etmeye başladım. Biz yemekten sonra annemle babam aynısını yapmaya başlamış. Yani oturuyorlar, yani başlıyorlar oynamaya. Bu sefer ya diyorum, biz genç olarak oynayalım. Hadi biz tamam, sıkıntımız yok. Ama hani annemle babamın da oturup oynamaya başlaması ve bu kadar içine düşmesi biraz beni de tedirgin etmeye başladı. Zamana uyacağız mecburen. Çok da fazla içine dalıp da kendimizi kaybetmediğimiz sürece
kendimize göre bir yöntem bularak bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Yani her şeyin de modası geçiyor biliyorsun. Yani bir takım şeyler moda oluyor, kullanılıyor, modası geçiyor, çöpe atılıyor, yeni şeyler çıkıyor. Bu da gelişimin bir doğanın kuralı. Kural. Gelişimin kuralı. Vallahi şimdilik böyle yapacağız. Sonra bakacağız ki olmuyor. Yine başka bir yöntem bulacağız iletişim. Peki şimdi son çağımıza baktığın zaman özellikle Türkiye'de yeni nesil demeyeyim de aslında herkesin böyle bir şey düşüncesi var. Ben ünlü olmak istiyorum. İşte tiyatro yapayım, oradan hemen filmlere geçeyim, dizilere geçeyim ya da kısa yoldan direkt ünlü olma yollarına aramaya başlıyoruz nesil olarak. Bunu nasıl görüyorsun abi? Bu zamanın çok hızlı akmasından kaynaklanan, aceleciliğimizden kaynaklanan bir şey gibi geliyor bana. Yani şimdi ben tiyatro dersleri veriyorum. Tiyatro dersleri verirken bana sorulan sorular benim geçtiğim yolların soruları değil. Ben yıllarca biriktire damıta damıta bir yere gelmişim. Evet. Yeni gençler bunu hemen yani bir tuş darbesiyle sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bana diyor ki hemen ne zaman ben kamera önüne geçeceğim, oyun oynayacağım diyor. Senin daha dur bakalım başladığın yeri diyorsun. Ama hocam diyor yani vakit yok, bir an evvel ben geçeyim. Tanınmam lazım. Hani... Tanınmam lazım diyor. Merdivenlerden çıkmam lazım. Ama işte o zaman çok çabuk koşarsan merdivenin sonuna yetişemiyorsun. Şimdi şeye gelelim abi, Londra'ya çok güzel bir sebeple geldiniz. Arkadaşlar bu arada Londra'da Türk Tiyatro Festivali yapılıyor. Türkçe konuşanlar evet, Türkçe konuşulan tiyatro festivali. Tiyatro festivali. Türkçe konuşan tiyatro festivali yapılıyor Londra'da. Her sene gerçekleştiriliyor. Bu sene ikincisi gerçekleştirildi. Evet. Çok güzel, çok önemli insanlar geliyor. Sizler de onlardan bir tanesiniz. Biz çok gurur duyuyoruz açıkçası böyle yurt dışında böyle etkinliklerin yapılmasına. Özellikle Saray ve Ümit'e teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun böyle bir Türk tiyatro festivali, Türkçe konuşan yurt dışında böyle etkinliklerin yapılması konusunda? Süper faydalı. Yani bizim ülkemizi yurt dışındaki insanlar, Avrupalılar, Türkiye'deki kültür yoktur, kültür uzak doğu, uzak. Orta Doğu'lu insanlar falan gözüyle bakıyorlar sanıyorum. O fikirlerini değiştirmeleri için bu tür festivaller ve bu tür çalışmalar çok faydalı. Yani ben biraz ütopik bakmakla beraber burada Londra'daki İngiliz tiyatroları seviyesinde yaratıcı, araştırıcı, çağına uygun bir Türk tiyatrosu olmasını canı gönülden diliyorum ve özlüyorum. Onların ayarında bir tiyatro estetiği yaratabilirsek burada dilimize de merak sarabilirler. Biraz biz de Türkçe öğrenelim, Türkçe konuşan ya da İngilizce konuşan bir Türk tiyatrosu. Çok güzel bir şey olabilir aslında. Niye düşünebiliyor yani... musun? Bu çok güzel bir şey. Mesela Türk oyunlarını İngilizce yapabiliriz mesela. O da olabilir. Çok da güzel olabilir. Hatta İngiliz oyunlarını İngilizce yapabilecek kadar şey yapabiliyorsak bu çok daha müthiş olur. Çünkü bana hep sorular geliyor. Biz Shakespeare oynuyoruz Türkiye'de. Bir İngiliz'den daha iyi bir Shakespeare oynadığınıza inanıyor musunuz diyor bana İngiliz. Türkler ne anlar Shakespeare'den? Türkiye'de Shakespeare oynanıyor arkadaş. Evet. Ve çok güzel Shakespeare. Hamletler, Macbethler oynandı, oynanıyor, yeni versiyonlar yapılıyor. Yani Türkiye'yi bu kadar da Orta Doğu görmeyiniz lütfen. Şu anda biraz Orta Doğu'yuz ama bundan önce ve bundan sonra da bu Orta Doğu zincirini kıracağız. Kesinlikle. Peki Türkiye'deki şu an dizi, bilmiyorum dizi takip ediyor musun şu an? Pek takip etmiyorum ve de çok da... Çok da şey değilim yani, bu ara dizilerden çok memnun değilim çünkü... Çok uzun. Uzunluğundan ziyade felsefi ve politik anlamda çok cehalete prim veren, yanlış bir tarih anlayışını sunan, yanlışlıklar zinciri olarak görüyorum. Çünkü bunu seyredenlerin kültür durumları
ancak bunu kaldı. Yani rating için tarih de değiştirilebiliyor. İlişkiler saptırılabiliyor. Basit, ucuz, şiddete dayalı, güce tapan bir felsefesi olan diziler çok revaçta. Ama işte çalışıyoruz, para kazanıyoruz mecburen. İş gelirse biraz şey yaparak, gönülsüz de olsa oynamak zorunda kalıyoruz çünkü profesyoneliz. Peki, yanlış anlama, dizi sektöründe sen de bulundun. Özellikle Akasa Durağı gibi muhteşem uzun süren bir şeyde bulundum dizide. Ve Çiçek Taksi'nin benzeri devamı olarak yapıldı. Yine de güzel bir şekilde tuttu mesela, izlendi. Bunun sebebi neydi peki mesela? Hani yine uzundu dizi, yine devamı çekildi, onun farklı oyuncularla çekildi. Hani o enerji nasıl yakalanabilir mesela bir dizide? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz o diziye şaka gibi başladık yani kendimizi eğlendirmek için. Evet. Tekstin üzerine de çalışıyorduk yani biz değiştiriyorduk, kendimize göre değiştiriyorduk. Ufak böyle doğaçlamalar yapıyoruz falan. Bu durum seyircinin potansiyeliyle alakalı bir şey. Yani Türkiye'deki televizyon seyircisine bir anket yapsanız, tiyatroya giden, sinemaya giden seyircinin çok az olduğunu görürsünüz. Onlar sadece televizyona kilitliler. Evet. Tamam. Onların dünyası küçük. Onların politik seçenekleri düzenden yana. Tabii oturduğu koltuğunda uzaktan kumandayla istediği oyuncuyu çağırıp istediği diziyi gönderebilecek, istediği diziyi seyretmeyecek, istediği diziyi müptelası olacak güce sahipler. O gücü kullanıyor. Ama bu sanatı bir milim ileriye götürmüyor. Evet. Politikayı da insan... Burada bir nevi kendi dizini eleştiriyorsun aslında. Tabii eleştiriyorum. Tabii ki. Yani ben istemeden yaptığım bir sürü iş var. Yapma diyebilirsin. Yapma cezbanı o zaman. Niye yapıyorsun? Ama bu da ekonomi. Evet. Ekonomi. Peki diziden şeye geçelim son olarak, filme geçelim abi. Yani, muhteşem bir başyapıtta oynadın. Yani, ben Gora'nın hayranıyım. Mesela senin için Gora ne ifade ediyor? Gora da bu söylediklerimizin bir üst aşamasıdır. Evet. Ve sinema aşamasıdır. Daha biraz daha entelektüel bir versiyondur. Ama o da sanatsal derinliği çok fazla olan bir şey değil. Değil. Evet. Ama benim açımdan... Hep ben bunu bütün bir konuşmalarımda söylüyorum. Tiyatro benim için yaşam biçimidir. Diziler para kaynağımdır. Sinema prestijdir. Benden kalan şeydir. Yani yarın öbür gün Cezmi Baskı'nın sinema oyunculuğu üzerine bir araştırma yapıyor olsa belgeler var. Evet. Ama tiyatroda yok. Olması gerekiyor aslında. Seyrettin, seyrettin. Seyredemedin, buzağa yazı yazmak. Diziler de öyle. Dizilerim çöp oluyor bir süre sonra. Onun için sinema benim için çok daha önemli. Sen mesela Gora diyorsun. Gora'dan daha sofistike işler yaptık biz. Beynemliler diye bir evet, çektim. Şimdi mesela benim son yıllarda çektiğim Murteza diye bir film var. Bir sürü yerde, Avrupa'da da, yurt içinde de, Türkiye'de de en iyi oyunculuk ödülleri aldığımız şeyler var. Bunlar seyirciye ulaşmayan şeylerdi. Şimdi bir dizi seyircisi benim çektiğim Murtezan filminde ya bir keyif almıyor ya da o seyirciyle buluşmuyor. Şey diyor çünkü hani Osman Ağa diyor mesela. Ha tabii tabii. Nerede o Osman aksan diyor mesela. Osman Ağa komiklikleri nerede diyor. Burada diyor yaşlı, böyle, Nemrut bir adam. Trakya aksanlı yok diyor mesela. Yok diyor mesela, değil mi? Peki yani, normal mi sence? Bu insanların, yani izleyicinin onu beklemesi bana biraz normal geliyor abi. Çünkü niye televizyon... Cehaletten kaynaklanıyor. Televizyon onu veriyorlar. İşte 7/24 o dizinin tekrarı oluyor. Bir şekilde seni benimsiyor aslında o kişi. Ben öyle düşünüyorum. Hani cehalet de işin içinde, evet haklısın. Ama
Şimdi bakıyor, evet, bu adamı hep ben bu şekilde görüyorum diyoruz. Ama aslında... Değil mi? Sokakta da öyle sanırım. Öyle sanırım. Benim karıma söylüyorlar ya. Öyle. Nasıl? Karıma söylüyorlar. Sence Osman Ağa evde de baltayla kovalıyor mu diyor. Ya benim bir hayatım var, ben ciddi bir adamım normalde. Evet, hatta Cezmi abi baltasıyla geldi Londra'ya bu arada. Şey... ya ben normal çoluğu çocuğu olan, bir aile hayatı olan, düzgün bir sanatçı bir adamım yani. Kitap okuyan falan bir adamım yani. Osman Ağa benim yarattığım bir karakter. Şaka o, bir şaka. Benim hayatımdaki bir şaka. Ben esasında o adam değilim. Ama seyirci o kadar... Şu işaretler ne demek istediğimi evet, anlatayım. Fazla evet, konuşmak istemiyorum. Seyirci biraz böyle bakıyor olaya. Cezmi abi, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi dizi film sektörü derken mesela filmler artık çok biliyorsun, prodüksiyonlar, ciddi paralar, sponsorluklarla çekiliyor. Ama şimdi dönemin getirmiş olduğu bir şey var. YouTuber'lar film çekmeye başlıyor. İşte genç YouTuber'lar mesela Türkiye'de çok izlenen, işte izlenme oranları çok yüksek YouTuber'lar var. İşte film çekmeye başlıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Küçük yaşta mesela genç, mesela 17-18 yaşlarında işte filmin prodüksiyonunu da yapıyor, sponsorları da bulunabiliyor, YouTube üzerinden sağlanıyor bu da. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok derinlemesine bilmiyorum, senin evet, anlattığın kadarıyla anlıyorum evet, bunu. Yeni bir nefes getirebilir ama bunun uzunluğu, kısalığı, yoğunluğu, hacmi ne olacak o da bilinmiyor. Evet. Anladığım kadarıyla bu YouTube konsepti biraz daha da küçük konsept. Aslında çok fazla kitle ulaşabilirsiniz. Zaman. Zaman adında evet, kesinlikle, olan. Kesinlikle. Küçük değil mi? Evet. Küçük prodüksiyonlarla evet, atak işler. Evet. Bu belki bir tarz oluşturacak. Zamanında da öyle sinema filmleri vardı ki çok Hollywood dışıydı. Hı-hı. Çok bağımsız sinemalar yapılıyordu. Onların seyircisi de zamanla oluştu ve bir geldi. Küt diye oturdu sinema dünyası. Alıştı yani bir şey. Alıştı. Taraftar buldu, takdir gördü. Kimisi tarafından hiç ciddiye alınmadı. Sanırım YouTube filmlerinde böyle bir şey yok. Bir tarz oluşturacaklar belki. Böyle komprime tarz, yani hap gibi bir seyredeceksin, tak alacaksın. Ve onun üzerine düşünceye dalacaksın yani, belki öyle bir şey. Peki sen böyle bir projede yer almak ister misin mesela? YouTube'da olabilecek bir işte dizi, YouTube'da başlayacak olan, sosyal medyada olabilir. Sosyal medyadan çektiği bir, YouTube'dan çektiği bir filmde. Olabilir tabii, niye olmasın? Ben profesyonelim evet, ki her şeyden önce. Buna bir profesyonel gözü de bakalım. Bir de mutlaka eski ya da size göre eski olan bir düşünce sistemiyle bizim tecrübelerimizin sentezinden çok iyi şeyler de çıkabilir. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Size komik gelen bir şey nasıl bana komik gelmiyorsa, yani daha çocuksu, evet, naif buluyor olabilirim, ona biraz daha ciddiyet katabilir benim gibi eski yaşlıların tecrübeleri sizin için. Karizmatikler değil. Estağfurullah, estağfurullah. Yani, böyle bir ortak çalışma enteresan olabilir. Süper, çok sevindim abi. Biz çok teşekkür ederiz. Ama bunun tabii metnini oluşturmak lazım. Sosyolojisini oluşturmak evet, lazım. Nasıl bakacağız, nasıl... Altyapısını sağlam atmak lazım tabii. Ne anlatacağız bu yaptıklarımızı? Evet. Bunlar ciddi ciddi düşünülmesi gereken şeyler. Cezmi abi çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Çok onur duydum. Çok gevezelik ettik, kusura bakma. Estağfurullah. Biz kapanış yapmadan önce şöyle bir şey yapıyoruz konuklarımızla. Bir önceki konuk sana bir soru soruyor. Neydi o soru? Dün gece kaçta uyudun? Saatini alalım abi başta. 12. Ve neden o saatte uyudun? O saatte uyudum çünkü bir toplantıdaydık, bir açık oturumdaydık. Evet. O açık oturumda bu Türkçe konuşan insanların tiyatrosu festivalindeydik. Oradan çıktık, bir yemek yedik, bir şeyler yedik. Afiyet olsun. Hemen kütüphanede yatamadık. Ondan sonra saat 12'yi falan bulduk. Peki senin sorun nedir bir sonraki konumuza? Kim olduğunu söylemiyoruz, biz de bilmiyoruz aslında bir sonraki konumuzu. Her türlü soruyu açırız. Evet. Ben de şöyle bir şey sorayım. İnsanlık adına
dün akşam, dün ne yaptın? İnsanlık adına dün ne yaptın? Evet. Tamam. Bu soruyu bir sonraki konumuza soracağız. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, Space Talk'un sonuna geldik. Cezmi Baskın konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yapmam istediğiniz yorumları aşağıya... Söylemek istediğiniz şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Sosyal medyalardan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Cezmi abinin Instagram hesabını da verelim. Takip edin, orada karizmatik fotoğraflar var. Muhteşem fotoğraflar var. Abone olmayı ve paylaşmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.